yapıyoruz. Harikayız, bomba gibiyiz ama dün yetiştiremediğimiz pideleri bugün gösterince daha da iyi olacağım. Çünkü dün biliyorsunuz fırını yakmayı unutmuştum. Ustamız Barış da bana kızmıştı biliyorsunuz. Yönetmenimiz de kızmıştı. Ama olsun, ben neticede sakladım. Kimseye iftara paket yapmadım. Diğerlerini paket yaptım ama kalanları şöyle göstereyim. Dünkü yetiştiremediğimiz pideleri hemen şöyle size göstereyim. Ev pidesi yaptık. Hem de kepekli pide yaptık sevgili izleyiciler. Bu beyaz olanlar normal beyaz pide. Biraz daha koyu renkli olanlar kepekli pide. İnşallah dün not almışsınızdır. Belki programımızın şöyle ortalarına doğru tekrar pide için gerekli malzemeleri sayabilirim. Ve şimdi isterseniz bugün iftarda neler yapacağız? İftara ne pişirsem de Elif'in konuğu kim? Acaba yemekleri nedir diyorsanız isterseniz hemen biraz konuğumuzdan bahsedelim ya da hangi konudan konuşacağımızı söyleyelim. Çünkü çok önemli bir konu. Çocuklarımıza acaba doğru örnek olabiliyor muyuz? İlişkilerimizde sağlıklı ilişkiler kurabiliyor muyuz? Hangi takıntıları daha çok kafamıza takıyoruz? Veya sınav kaygısı olan çocuklara nasıl davranıyoruz? Bütün bunları konuşacağız. Yani ilişkiler, evlilikler muhteşem bir konu bugün. İnşallah siz de faydalanırsınız. Hemen isterseniz bakalım bugün İftara ne pişirsem de ben Elif Korkmazel sizlere iftar menüsü için ne hazırladım? Hemen iftar menüsünü de söylüyorum. Çok farklı bir helva yapacağız. Gaziler helvası ama helvaya geçmeden önce Çin usulü sebzeli tavuk yapacağım. Mesela iftara misafiriniz var ve hızlıca bir yemek yapmanız gerekiyor. Dünden kalmış pilavınız ya da makarnanız varsa yanına çok güzel yakışacak bir tavuk yemeği oluyor. Çok hızlı pişiriyorsunuz sebzelerle birlikte. Hatta ben fasulyeyi şöyle bir taşım kaynattım. Şimdi soğuk suya alacağım, nedenini de söyleyeceğim. Ardından da muhteşem bir patates çorbası. Ama patates çorbasının içerisinde ne var biliyor musunuz? Marul yaprakları var. İnanılmaz güzel bir tat. Şimdi ya marul da hiç çorbaya konur mu demeyin. Vallahi yıllardır yaptığım bir çorba ve insanlar içerken ya bunun içinde ne var böyle muhteşem diyorlar. İşte o marul yaprağını sırrı. Yaklaşık 4-5 tane marul yaprağı çorbanıza kıyıp koyacaksınız. Muhteşem olacak. Patates çorbası da günün muhteşem bir menüsünün içerisinde. Gaziler helvası Edirne yöresinden muhteşem bir tatlı. Eskiden helva sohbetleri olurmuş Ramazan'da. Dolayısıyla da biz de burada hem sohbet ederken hem de helva kavuracağız. Gaziler helvası, Çin usulü sebzeli tavuk ve patates çorbasıyla iftara ne pişirsem menüsü bugün harika. Ve psikiyatrist ve psikoterapist konuğumuzda Doktor İbrahim Bilgen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Konumuz o kadar güzel ki. Mesela burada not aldık. Anne baba olarak sıkça yaptığımız hatalar nedir? Çoğu insan bu hataları duymak istemez aslında, takıntılarını duymak istemez aslında ama biz buradan azıcık da olsa bilgilendirelim istiyoruz. Yaptığımız sıklıkla hatalar nelerdir? Panik atak, ilişkiler, dikkat eksikliği, hiperaktivite, bugün her şeyi konuşacağız. Değil mi? İnşallah. Hangisinden başlayalım öncelikle? Siz neyi arzu edersiniz? Bence önce anne babalar sıklıkla hangi hataları yapıyorlar? Önce onu bir konuşalım. Evet. Çok sayıda hata var. Esasında hata dediğimizde ben de psikiyatristim ama kendi evimde de kendi çocuklarıma da hata uygulayabilirim. Tabii ki bu bir suç değil ama anne babaların en fazla yaptığı her dediğini çocuğun yapıyor olmaları. Genelde bu şekilde yetiştirilmiş olan çocukların en büyük problemi ileride ortaya çıkıyor. Bir şeye hayır dediğiniz zaman kesin kez hayırı tanımayan, her istediğini elde etmek isteyen, 100 kez yaptığınız gayet iyi ama bir kez yapmanızda sizden kötü olmayan çocukların genelde temelinde ya hiperaktivite, dürtüsellik ve beraberinde de anne babaya aşırı ısrarcı davranışlarla birlikte çocuğu bir türlü bunu yaptırıyor olması, kendi egosunu ve şeması yani kişilik gelişimini ben nasılsa bu dünyada her zaman için varım, herkes bana hizmet etmekte zorunlu gibi bir mantaliteyle sürdürebiliyorlar. Peki bu şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Mesela annem bana küçükken, babam bana küçükken işte oyuncak almadı, ben evladımı alayım. Biz ne istersek tabii yapılmadı, ben ona yapayım falan. Böyle bir duyguyla olabilir mi? Çünkü farklı yaklaşıyoruz çocuklarımıza. Bizim yani istediğimizin hiçbiri olmazdı mesela küçükken. Yani şimdi şöyle bir şey, benim kendi düşüncem, yazdığım kitapta da inşallah yakında çıkaracağım zaten. Şu an gayet geniş kapsamlı yazıyorum. Ne zaman çıkacak? İnşallah bir iki ay içerisinde ama kitap daha çok bilgi kitabı gibi değil. Yüz yüze orada oturan anne babalar kendileriyle ilgili bir terapatik bir
şeydi. Yani daha sanki karşı karşıya konuşuyoruz gibi ve sürekli onlara bir şeyleri yüzleştirir gibi ama hı-hı, asla sert değil. İşte sizde de geçmişte bunlar vardı annenizle gibi. Hoş oluyor diye düşünüyorum. İnşallah herkes çok beğenir. Orada şunu söylemiştim. Her anne babanın benim kendimde görmüş olduğum genelde kendi çocukluklarında yapamadıklarını çocuklarıyla bağdaştırabiliyorlar. Yani bir baba çocukken babasının aşırı sert ve kendisine hiçbir şey almıyorken yarın bir gün baba olduğu zaman genelde gördüğümüz kendi çocuğunu kendi çocukluğuna, kendi babasının yerine de kendi şimdiki babalık figürünü oturtuyor. Ve dolayısıyla kendi küçükken o istemiş olduğu ve bir türlü kendisinde idealize edip de bir türlü olmayan arzu ettiği babasını şimdi kendisi oynamaya başlıyor. Ve kendi çocukluğunu onarıyor esasında. Ve çocuk için çok büyük bir handikap. Çünkü çocuk hem her dediği yapılmış oluyor hem de bir taraftan çocuk için kötü bir örnek bir olmuş oluyor. Ve tamamen doyumsuz bir çocuk olmuş oluyor. Kesinlikle. Çocukluğunda genelde her şey yapılmayan babaların çocuklarında bunu görüyoruz. Ama yani şimdiki aşırı çağ... sert bir baba da sert de olabiliyor. Aşırı annelik babalık evde öğreniliyor. Ben hep bunu söylüyorum. Annelik babalık kendi evimizde öğrenilir. Efendim işte benim eşim neden böyle? Benim babam ne bileyim niye eşim böyle dediğinizde öncelikle anne babasını iyi tanımanız lazım. Çünkü tüm figürlerimiz, bugün herkese sorayım. Kişiliğinizi en sevdiğiniz bir huyu ve en sevmediğiniz bir huyu düşünün. Acaba bunu kimlerden almışsınız diye sorsam kameraman arkadaşlar dahil herhalde. Burada %80 kişi genelde bunu ya anne baba ya da anne baba yerine koymuş olduk. Kişilerden alıyoruz. Diyoruz ya cebimize koyduğumuz bilgilerle anne baba oluyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla o cebimizden çıkarttığımız bilgilerin doğru olması lazım. Ve sebzelerin piştiği zaman da renklerinin yeşil olması için soğuk su yok olması lazım. Kötü bir bağlantı oldu ama olsun, yine de o bağlantıyı kurayım istedim. Önce yaklaşık 8 dakika kadar haşlanan yeşil sebzeler, bu kabak olabilir, taze fasulye olabilir. Daha sonra da hemen buzlu suya, hatta soğuk suya konması lazım. Ki renkleri, hani böyle lokantaya gittiğinizde haşlanmış sebze gelir garnitür olarak. Ay neden bu kadar yeşil, biz bir türlü evde yapamıyoruz. Brokoli de aynı şey geçerlidir. Ondan sonra mutlaka kaynadıktan sonra soğuk suya koymamız lazım. Bu arada bu tarafa geçmişken ben müsaadenizi istesem hemen patates çorbasını yapsam olur mu? Tabii ki, ben de yani şey sebzeleri niye iyi bir şekilde haşlamadın diye eşine bağıran eşlerden bahsedebiliriz biraz da tabii. Tabii. Niye güzel yemek yapmıyorsun? Neden sebzeleri böyle haşladın? İlişkilerden de tabii ki konuşacağız ama önce patates çorbası için gerekli malzemeler nelermiş hemen bir bakalım. 2 adet patates gerekiyor. Bu patates çorbası gerçekten çok lezzetli. Bunu not almanızı isterim. 1 adet soğan, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı tereyağı, 5 yaprak kıvırcık salata. Bakın böyle burada. İnanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Kıvırcığı da hiç çorbada yemedik diyorsunuzdur. Bir deneyin bakalım bu akşam iftarda. 1 çay bardağı süt, tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve 5 su bardağı su. 2 adet patates, 1 adet soğan, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı tereyağı, 5-6 yaprak kıvırcık, 1 çay bardağı süt, tuz, karabiber, kırmızı biber ve su gerekiyor. Öncelikle ne yapacağız? Hemen patatesleri küp küp doğrayacağız. Ve fasulyeler şu taraf için, tavuklar için. Onun için fasulyeyi öyle aldım. Şimdi hemen hızlıca yapmam gereken şey, eldiveni giyeceğim ve küçücük küçücük doğranmış patatesleri hazırlamam lazım. İsterseniz soğanı rendeleyebilirsiniz de ısrarcı ediyorsanız. Evet, şimdi gelelim ilişkilere. Doğru anne baba modeli nasıl olmalı? Hani çocuğa örnek olması açısından, eşler de birbirinin sözlerini dinlemiyorsa, karşı geliyorlarsa birbirlerine, o da bir kötü bir örnek olur zannediyorum. Yani bir dizi vardı, şimdi tekrar yeniden çekiliyor. İsmini anmak çok doğru değil. Kurallara göre. Herkes biliyordur. Evet. Mutfağa giderlerdi ve mutfakta konuşurlardı. Ben biraz tabii bunu biraz daha fazla yapı olarak kendim biraz aşırı abartılı bulsam da orada güzel bir örnek vardı. O şu: biz mutfaktan çıktığımız zaman anne ve baba aynı fikirde olmalı. Bu çok çok önemli. Kendi kişiliğinin gelişmesinde anne babasının aynı fikirde olması veya aynı davranıyor olmaları onun kendi kişiliğinin çevreyle olan ilişkilerinde tutarlı olabilmesi için çok büyük önem arz ediyor. Bu anneanne, dede, babaanne için de geçerli değil her mi? Zaman, mümkün mertebe herkes için geçerli ama anneanneler ve babaanneler ve torunlarını niye bu kadar severler? Kendi çocuklarına karşı aşırı acımasız olan dedeler. Ne olur da kalkıp torunlar olunca süt dökmüş kediye dönerler, affedersiniz. Ve neden olduğunu da ben düşünüyorum. Herhalde geçmişte yaşadıkları çocuklarına iş, para kazanma hırsıyla birlikte fazla ihmal etmenin getirmiş olduğu aşırı suçluluk hissini herhalde torunlarında gideriyorlar diye düşünmüyor değilim. Doğru, ne söyleseler yapıyorlar.
çünkü. Genelde öyle ama ondan sonra bizim işimiz zorlaşıyor. Doğru. Benim babam da izliyorsa buradan söyleyeyim. Ondan sonra benim torunumdur. Burada karışma, psikiyatristini git kendi evinde yap diyor. Tabii ki çocuk böyle modomot yetiştirilmiyor ama gerçekten mümkün mertebe anneanne, babaanne ama ben evdekine bile razıyım. Babayla annenin aynı fikirde olmadığı çok sayıda evler var. Doğru. Bu da çok negatif etkiliyor tabii çocuğu. Peki o zaman bu konuyu kısaca şöyle bağlayabilir miyiz? Yani neticede çocuğun her istediğini yapmamamız lazım ama o zaman ne yapmamız lazım? Bu sefer çocuk da isyan edip hırçın, hiperaktif veya kırıcı olamaz mı? Nasıl yani şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki şu an aşırı derece bir tüketim toplumu. Her şeyde uyaran var. Bugün çocuk TV'lerine girdiğiniz zamanki reklamlar bile çocuklara yönelik ve tamamen aldırmaya yönelik. Tamamen uyaranlarla dolu bir toplumda yaşıyoruz. Okullara gidiyor. Okuldaki herkesin aynı uyum içinde olması lazım. Ben burada anne babalığımı doğru yaparken başka birisinin yapmış olduğu yanlış anne babalık neticesinde yetişen çocuk da benim kendi çocuğumla arkadaşlık yapıyor ve onu negatif olarak etkiliyor. Doğru. O yüzden ama bunun imkanı yok ki herkes bunu yapabilsin. Ama her dediğine hayır diyebilen bir şey değil. Hayatta her şey ya siyah ya beyaz değil. Bu hayatta işte gri de var. Dolayısıyla çocuğun isteklerine göre mümkün mertebe hayır diyebilmek önemli. Hı. Örneğin benim param yoksa bunun paramın olmadığını çok çocuğa söylemek de doğru değil. Bizim paramız yok. Paramız şu kadar. Çocuklarda çok animistik düşünce dediğimiz. Hı. Genelde çok geniş düşünemiyorlar. O zaman biz hele hele 11 yaşına kadar çocuklara böyle çok paramız yok. İşte biz efendim bulamıyoruz bak gibi sözler. Çocukların babalarının iflas edeceği, hiç parasız kalacakları gibi felaket senaryolarına gitmesine sebep oluyor. Bunları da söylememek lazım. Hı. Ama mümkün mertebe benim kendi şeyim, örneğin ben oğlumla ben gittiğim bir alışverişte ben her şeyi mükemmel yapıyorum demiyorum, evde bir kameram olsa elbette bizim de hatalarımız vardır ama Aytaş'la konuşurken biz genelde bir gün girdiğimde şeye süpermarkete hiç unutmam, bak dedim buradan içeriye girdiğimizde kalkıp hiçbir şekilde sadece bir tek bir şey almış olarak buradan çıkacağız. İkinci şey değil ama ne istiyorsam ve benim de gücüm buna yetiyorsa ona göre bana bir sor, devam edelim. Girdik, ilk önce hiç unutmuyorum bir şeker aldı, ismini söylemeyeyim şimdi. Bir şeker böyle ve onu çok beğendi, aldı. İleriye gittik, çikolatayı da alacağım dedi. Hayır, çikolatayı değil, bir tanesini seçeceksin demeye kalmadı. Onu koydu, gitti başka bir şey istedi. Dedim ki bak, ya bir tanesini alacağız. Evet alabilirsin ama o zaman elindekini bırak. Hayır bunu alacağım, onu alacağım demeye kalmadı. Ben de eğildim, güya şikayet yapıp ona güzel anlatacağım. Yüzüme bir tokat yedim, olduğum yerde kaldım. Arkadan da böyle panellerde anlatmış olduğum velilerden birisi geldi yanıma. Dedi ki beyefendi de işte de doktor bey de gördüğünüz gibi her şey anlatıldığı gibi olmuyor. Babalık biraz daha farklı bir şey olsa gerek dedi. Hı hı. Gerçekten haklıydı. Yani ama benim orada vermeye çalıştığım çocuğumla ilgili kesin oradan bir tek bir şey olarak çıkmasıydı. Aşırı doyumsuz olabilen çocukları yetiştirmek de doğru değil. Yerine göre hayır demek çok çok önemli. Ama annenin hayır dediğine babanın da evet demesi, ki bu çok sık yapılan bir yanlış. Çok, çok. O zaman çocuk için en büyük felaket doğuyor. Anne babanın aynı fikirde olması lazım. Peki bu ilişkilerde de geçerli midir? Mesela normalde hani evlenmeden önce hani aman kırmayayım, her istediğini yapayım derler. Sonra evlendikten sonra bir bakarsınız hani o insan bir tanımadığınız insan haline gelir. Hani evlenmeden önce bana her şeyi alıyordun, tamam hayatım diyordun, sonra ne olduya dönüyor olay. İlişkilerde nasıl bakacağız bu tip isteklerin karşılanıp karşılanmamasına ya da hayırlara, evetlere? Yani bunların hepsi genelde evde öğreniliyor. Onu düşünerek söylemek istedim. Annelik, babalık, evlilik, ilişkiler, her şey evde. Ben böyle düşünüyorum. Yani o anne baba döneminde, çocukluk döneminde başlıyor. Ama söylemiş olduğunuz aşkın gözü kördür. Evet. Her şey toz pembe gözüküyor. Hı hı. Her şey toz pembedir. Ben aşkın tanımını şöyle tanımlıyorum. Aşk, bir insanın hayal etmiş olduğu kişinin gerçek olduğunu anlayana kadar geçirdiği süredir. Yani hayatta kafanıza koyduğunuz, hayatımda gördüğüm en mükemmel erkek, en mükemmel kız, aynen şeye benziyor, öyle iyi, öyle harika ki şuna bile hayır dedi. Sonra öyle değilmiş, böyle değilmiş, bu hiç öyle değilmiş, evlenir, aman tanrım bu tarafı da mı varmış ve boşanma olur. O yüzden ilişkilerde lütfen biraz daha sabırlı ve böyle yıldırım maçları genelde çok iyi sonuçlarla sonuçlanmıyor gerçekten. Hı hı. O yüzden biraz daha tanımak çok çok önemli ama aşk o ilk gördüğümüz gibi ilişkiler öyle hiçbir zaman kaldı. Kaldı. Ya bu zaman içerisinde tamamen belli bir noktaya oturuyor. Peki şimdi tekrar çocuklara dönmek istiyorum. Çünkü eğer madem hayatımızı, çocukluğumuz bu kadar etkiliyorsa, hiperaktif çocuklar yetişkin olduğunda nasıl davranacaklar? Çok enteresan o zaman, yani tatminsiz, hiperaktif çocuklar. Hiperaktif olabilen bir çocuk da zaten çocukluk dönemi içerisinde sürekli her dediğini yapmasını istemiş olduğu çocuklardır. Yani
Kapıdan kovarsanız bacadan girer, pencereden girmeye çalışır. Hiçbir şekilde hayırı anlamaz. Anlamaz. Hiperaktifler evet. Anne karnında bile aşırı hareketlidir ve sürekli tuttururlar. Bir de dürtüselleri vardır. Yani impulsif, dürtüsel deyince anne babalar ne demek istiyorsunuz siz diyorlar. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Dürtüsellik düşünceden önce davranışın ve duygunun ortaya çıkmasıdır. Yani bir şey düşünmeden yapar sonra pişman olur. Hmm. Alır bir şeyi fırlatır sonra pişman olur. Bir şıkkı işaretler yanlış işaretler. Hızlı olsun ve bitsin. Sabırsızdır bu çocuklar genelde. Genelde böyle çocuklar çok ısrarcı olurlar. Anne baba üzerine giderler. Annesi kabul etmiyorsa babasını akıllı şekilde yapmaya çalışır. Hatta yer yer kışkırtmaya çalışır. Ve sonuç itibariyle sonuçlar hiç iyi yere gitmiyor. Kesin kes onlardaki olan bu bir rahatsızlık olduğu için de eğer tespit ediliyorsa 7 yaşından itibaren muhakkak bir doktora gidip bunda profesyonel bir yardım alınması gerekir. Tabii kesin okulda kes. Da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bir huydur efendim. Gelip geçer. Biz de böyleydik çocukken. Veya anne şimdi seyrediyordur gayet iyi şekilde bak gördün mü deyip akşam eve gelen eşini anlatır. Eşi der ki ben de çocukken böyleydim. Sanki çocukken her yaptığımız doğru ve şimdi gelin biz normaliz sanki. O da ayrı bir olay ama yani sonuçta bunlar kesin kes tartışılabilecek şeyler. Çünkü hiperaktivite erişkin hiperaktivite olarak da devam ediyor. Ve erişkin hiperaktifler çok çabuk zengin olup çok çabuk batıyorlar. Çok çabuk iş ve çok çabuk eş değiştirebiliyorlar. Haz ilkesi çok hakim. Genelde hızlı ve aniden parlayan, aşırı agresif ve öfkeli insanlar olabiliyorlar. O insanların çocukluklarına gidip keşke annelerine, babalarına sorabilme imkanımız olsa emin olun ki onların da büyük bir kısmı hiperaktivite tanısı alabilecek düzeydeler ki çocuklar adına geçiyor genetik olarak. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada dikkat eksikliği ile hiperaktivite arasındaki farkı soracağım ama önce patates çorbasının da aşamalarını size anlatmak istiyorum. Patatesi ve soğanı küp küp doğradım. Tereyağını tencereye koydum. Soğan ve patatesi önce tereyağında güzelce sote ettikten sonra üzerine şimdi un serptim. Unla patates bir güzel bütünleşti. Neden un serptim? Çünkü çorbanın kıvamı alabilmesi için una ihtiyacı var. Koyulaştırıcı bir maddeye ihtiyacı var. Dolayısıyla unu serptikten sonra birazcık kavurdum ve şimdi süt patatese güzel bir lezzet versin diye çok az miktarda süt koydum. Şöyle bir karıştırıyorum ve şimdi artık suyunu koyma zamanı. Çorbanın suyunu da hemen şöyle ekliyorum ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişecek. Bu kadar kolay sürede hazırlanan muhteşem lezzetli bir çorba. İçine başka hangi sebzeleri koyabiliriz diyorsanız kabak çok yakışıyor. Kabakla da muhteşem olacaktır. Kabak ve patates. Taze fasulye de koyabilirsiniz. İçine isterseniz haşlanmış yeşil mercimek, nohut ekleyebilirsiniz. Şöyle bakın güzelce karıştırıyorum. En son servis yaparken kıvırcık salataları böyle güzel güzel ince ince kıydım. Onları ilave edeceğim. Servis yapmadan önce de isterseniz bol maydanoz da konulabilir. Kıvırcıkla güzelce servis yapacağım. Tabii ki tuzunu, karabiberini de unutmamak lazım. Şöyle suyunu ilave ettim. Çorbamız hazır. Şimdi hemen tuzunu, karabiberini de ilave edeyim. Aydın'dan da ne yapacağız? Helva kavurmamız lazım aslında. Bir yandan yavaş yavaş helva kavurup sohbet edelim mi? Ne dersiniz? Sever misiniz helvayı? Yani severim. Gaziler yani çok tatlı helvası. Aram iyi değil ama. Nasıl? Tatlıyla çok aram iyi değildir. Adana'da olmama rağmen. Ama Adana'da bizim Antep'e yakın olduğu için çok fazla tatlı tükettir. Adana'da ama bici bici var değil mi? O bici bici yapına bravo yani mükemmel bir şey. Nasıl bir reklam yaptı? Hiçbir şey uğraşmadan ne kadar güzel bir reklam isim oldu yani bici bici. Bir de çok enteresan güzel, çok bir tatlısı güzel. Daha var. Böyle halka tatlısı değil mi? Halka tatlısı burada yok mu? Adana'da daha öyle çok mi? Var. Ben yani biliyorum. Normal bilmediğim için söylüyorum. Evet. Ama Adana'nın kebabı tabii ki. Geçen kebabı. Bir Adana kebabı yaptık, olay oldu. İçli muhteşem köfte. Oldu. İçli köfteydi. İçli köfte denedim ama yaptım ama biraz ekran için biraz zor bir yemek. Gerçi çok fazla mail geliyor içli köfte için. Kolay yöntemini ince yapılacak. İnce. Böyle hafifçe çatalı koyduğunuz zaman yağ birazcık dışarıya fışkıracak. Haşlama mı kızartma mı? Genelde bu benim babamın tarifidir. Öyle mi? Seyrediyorsa biliyordur muhtemelen ama gerçekten öyle. Gönderelim. Ama peki, gerçekten ince olmasa haşlama önemli. Mı kızartma mı seversiniz daha çok? Bizde kızartma yoktur. O biraz da Antakya yöresine ait diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam Antakyalılar tarafından da mağdur olmayayım ama söyledikleri. Ama kesin kes bizim orada haşlamadır. Haşlama. Yapılır, buzdolabına koyulur ve belli günde de misafir gelmeden önce çıkarılır ve haşlanır. Gayet aynı şekilde güzel bir şekilde kalır. Oh, üzerine sarımsaklı sosla da. Sarımsaklı sos yok bizde. Yok mu? Yok. Bizde tamam. Sade. Bizi sanki böyle Antarktika'dan anlatıyor gibi anlatıyorum ama yani bizde öyle biraz. Yani diyorum ya her yörede evlerde evet, bile farklı yemekler pişiyor. Onun için bazen ben de burada başka bir malzeme koyunca hemen mail geliyor. Ya onun için onu koymuyorduk biz diyorlar.
ki bizde böyle. Güzel, ben de bunu sevdim. Bizde böyle diye hemen ben de kıvırayım o zaman. Şimdi kıvırcık yaprakları güzel güzel ince ince kıydım. Çorbamız kaynadıktan sonra servis yaparken içine ilave edeceğiz. Kırmızı biberini de tabii ki unutmayacağız. Tuzunu, karabiberini koyduk. Hemen isterseniz helva için gerekli malzemeler bakalım nelermiş. Çünkü bir yandan helvayı da kavurmam lazım yetiştirmek için. Daha sonra da Çin usulü sebzeli tavuk yapacağız. İşte malzemeler gaziler helvası için Edirne yöresine ait muhteşem bir tatlı. İçinde badem var. Ay o kadar güzel ki şimdiden ağzım sulandı. İftara kadar bekleyebilecek miyiz bilmiyorum. Evet, gaziler helvası için 4 çorba kaşığı tereyağı. Hatta 5 bile yaparsanız daha güzel oluyor. 2,5 su bardağı un. 100 gram çiğ badem, dövülmemiş olabilir veya iri iri kıyılmış olabilir. 5 su bardağı süt ve 1,5 su bardağı şeker. Yani helvanın şerbeti için sütle yapılıyor ve ben de hemen şerbetini hazırlamak için şöyle tencereye sütü, şekeri önce koyayım. Malzemeleri tekrar size sayayım. 4 çorba kaşığı tereyağı, 2,5 su bardağı un, 100 gram çiğ badem dövülmemiş olacak ve 5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı şeker. Hemen ne yapacağız? Şöyle şeker ve sütü önce kaynamaya bırakıyoruz. Şerbet olacak. Zaten helvanın şerbeti sütle olunca daha da lezzetli oluyor bence. Şimdi şerbetini hazırlamak için altını yakıyorum ve yavaş yavaş karıştıracağım. Aslında dibi tutmasın diye biraz şekeri en son koysak, sütü kaynatsak, şekeri sonra koysak daha da başarılı olacak. Onu da buradan hemen söyleyeyim. Bir yandan da ortaları topluyorum ve şimdi helvaya bakıyorum. Evet, şimdi de helvayı kavurmadan önce yine İlişkiler konusuna geçmeden önce hiperaktivite ile dikkat eksikliği arasındaki farkı sormuştum. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi genelde bu gerçekten çok karıştırılan bir şey. Hı hı. Yani anne babaların hepsi hiperaktif olabilen bir çocukta dikkat eksikliği olabiliyor. Ama dikkat eksikliği olan bir çocukta hiperaktivite olmuyor. Hı hı. Yani hatta onu dikkat eksikliği hipoaktivite diye anlatıyorum. Şimdi hiperaktif olabilen tiplerde, yani çocuklarda bir kere aşırı hareketli oluyorlar anne karnından itibaren. Aşırı ısrarcı, genelde okulda öğretmenleri aşırı hareketli, lütfen bu çocuğunuzu alın demeye kadar götürebilirler. Yani hareketlilikten kasıt tam olarak nedir? Yani şudur, yerinde oturma, kendi yaşıtlarına, kendi yaşıtlarına baksın anne babalar, aynı yaş grubundaki çocuklara göre kendi çocukları aşırı derecede hareketliyse bu önemli bir kriterdir zaten. Örneğin benim kendi kız çocuğum havalara uçakta öndeki adamcağızın saçını çekerken diğer yaşındaki çocuklara baktığımda onların hiçbir şey yapmayıp usul usul oturduklarını görüyorum. Ben psikiyatrist olmama rağmen hala kendi çocuğuma bir şeyler konulmak istemeyip hala onu savunmaya çalışırken hayır. Geçen gün gelirken artık dedim ki kesin kesin benim çocuğumda hiperaktiviteye doğru gidiyor bu kız çocuğum. Genlerden kaynaklanıyor kesin olabilir mi peki? Kesin kesin. Zaten anne veya babada büyük bir şekilde hiperaktivite geni oluyor ve bu çocuklar gazlı bebek gibi adlandırılan anne karnından itibaren aşırı hareketli oluyorlar ve genelde huysuz çocuk, ciyak ciyak, gecelere uyumayan gazlı bebekler diye adlandırılan çocukların yürümeye başladığında aşırı hareketli oluyorlar. Yalnız 2 ila 3 yaş arası her çocuk hareketli olabilir. Hı hı. Ama yaşıtlarına göre aşırı hareketli, duvara tırmanırcasına hareketli ise hiperaktivite olma ihtimali yüksek. Hemen anne baba elle tutuşup biz çocukken nasıldık diye soracaklar kendilerine. Bilmiyorlarsa kendi anne babalarına soracaklar. Hı hı. Eğer çok hareketliyseler de ve çocuklara da demin anlattığım gibi ise çocuğun hiperaktivite olabilme ihtimali var. Ama vallahi kesinlikle ben çok hareketliydim. Gerçekten. Ağaç tepelerinden iniyordum. Sanatla ve televizyonla uğraşılan alanlarda genelde benim kendi düşüncemde evet daha fazla gibi gözüküyor. Hı hı. Çünkü sanatsal beceriler çok daha yüksek olabiliyor. Hiperaktivite kötü bir şey değil ki. Hiperaktivite çok güzel de bir rahatsız. EQ'ları çok iyidir. İnsan ilişkileri çok iyidir. 2 dakikada şuraya girsin, herkese burada gayet güzel kafa kolu alır ama kafa kolu almak aldatmak olarak değil. Hmm. Sosyal olarak çok iyi ilişki kurarlar. Hiperaktif olanlar, hipoaktif olan, dikkat eksikliği olanlar ise kenarda durur, sırtına vur ekmeğini al, sessiz sakin, çekingen, yeni tanıştığı insanlarla asla ilişken olamayan. Aa. Ama tanışmış olduğu evde doktor bey bir de gelin evde görün derler, doğrudur, tanıdıklarına gelir çok iyidir. Ama tanıştıkları ortamda çok çekingen, ürkek, çabucak etkilenen, işte derste öğretmenleri mükemmel ama yapamıyor, çok dalgın gibi anlatılan çocuklardır onlar da. Hı hı. Yani o yüzden hiperaktif olabilen bir çocukta dikkat eksikliği olabilir ama dikkat eksikliği olan bir çocuk hiperaktif olacak diye asla böyle bir şey yok. Hatta onlar daha da çekingen ve içine kapanık, sessiz, sakin çocuklar olduğu için gözden kaçıyor.
Enteresan, bunu hiç fark etmemiştim, bunu bilmiyordum. Ya genelde anne babalar bile yapıyor. Efendim ben dikkat eksikliği olmaz ki. Ben o gün birisini gördüm, onun çocuğuna da aynı şekilde yapmışlar. Hiperaktif demişler. Benim çocuğumla o çocuğun arasında alaka yok diyorlar. Çünkü sizin çocuğunda dikkat eksikliği var, hiperaktivite yok. Onun çocuğunda hiperaktivite ve dürtüsellik var. Bir de dürtüsel tipi var ki, dürtüsel olanlar da sabırsızdır. Onlara dünyada verilecek en büyük ceza bekletmektir. Beklemeye asla tahammülleri yoktur. Uzun bir yolculuğa çıktıysanız arabanın arkasında kaç dakika kaldı, kaç saat, ne kadar kaldı diyen çocuklar genelde. Hatta hediyeyi bile söylememek lazım onlara herhalde. Hemen hediyeyi açıp... ben onlar diyorum ama yani lütfen kimse yanlış anlamasın. Beni çok seviyorum. Ben bu alanda zaten çok da fazla çocuğum var gördüğüm. Ama şöyle bir şey. Ben onlara diyorum ki genelde paket açma dönemleri onlar için çok önemli. Paketi açtıktan sonra 2 dakika sonra onu bir yerde atılmış olarak bulursunuz. Her çocuk böyle. Doğru. Evet ama bu hiperaktif olanlarda biraz daha fazla bu işler. Peki şimdi çocukları şöyle bir kenara koyduğumuzda panik atak olan yetişkinlerden biraz bahsedelim. Şimdi çocukları bir tarafa koymayalım. Psikiyatri genelde her şeyi bir tarafa koyuyoruz. Güzel bir konuya değindiniz. Psikiyatri çocuklukta başlıyor ve bugün 7 yaşına kadar oluşan kişiliğimiz hayatımızın %80 kişiliğimiz olarak devam ediyor. Sadece yaş yaş nasıl ihtiyaçlarımız farklı kılıyor ise dönem dönem yaşlara göre de kişiliklerimizde farklı alanlarda problemler yaşamaya başlıyoruz. Örneğin bir çocuk 6 yaşına kadar 7 yaşında istediğini aldırmakla uğraşırken, 7 yaşta 12 yaş arası arkadaşlarına istediğini yaptıramadığı için öfke krizleri yaşayabiliyor. 13'te 15 yaşında kız arkadaşını kendini kabul etmediğinde öfkelenip veya erkek arkadaşını dövmeye kalkabiliyor. Veya işte ileride evlendiği zaman, istediği yapılmadığı zaman büyük öfke nöbetleri geçirebiliyor. Kredi kartlarını sonsuz harcayabiliyor. Hiçbir şekilde bir şeyi düşünmeden anlık zevkler için büyük şeyleri nasıl sonunda hallederizlerle gidip daha sonra eve hacizler gelebiliyor, işler batabiliyor. Yani o yüzden şunu demek istiyorum. Biraz felaket senaryosu yapıyor gibi düşünmesek. Çocukluk çok önemli diyorsunuz. Benim demek istediğim şurada çocukluğu büyüklüğü ayırmayalım. Bir insanın dedim işte 7'sinde neyse 70'inde de o ama psikiyatristler bu işte yoksa bizler 7'sindekini 70'inde aynı tutmamaya çalışıp genelde arada fark edilenleri de yola koydurmaya çalışan bir meslek grubunu icra ediyor. Tedavi şansları peki nasıl? Kesin kes var. Çok basit. Yani gerçekten eğer bir hiperaktivite demin saymış olduklarım bir anne babanın özellikle ödev yaptırırken büyük problem yaşarlar. Ay evet, evet ya yani inanılmaz. Hiperaktif olabilen bir çocuğu kalkıp ödev yaptıramazsınız. Genelde problem hep aynı şey aklım ardı ardına geliyor. Anlatabilir miyim? Lütfen buyurun. Yani bölmeyeyim diyeceğim. Yok yok yo, buyurun. Ben zaten helvayı kavuruyorum. Yağ erittim, bademleri koydum, unu koydum. Yavaş yavaş kavuruyorum. Diğer taraftan da süt şeker helvanın şerbeti kaynıyor. Çorbamız da kaynıyor. Sonra tavuğu yapacağız. Söz sizde. Kısam. Şimdi hiperaktivitede genelde hep anne babaların yine yanılmış olduğu haklı olarak bir şey daha var. Efendim işte ders yaparken 2 dakikada bir kalkıyor, su içmeye gidiyor. Kalemini düşürüyor. Diyor, tuvalete gideceğim diyor. Kalkıyor ama bu çocuk bir dersin başında değil de sevdiği bir oyunun başındaysa 4 saat kalabiliyor. Evet ya veya da sevdiği bir diziyi seviyor. Onu bırakın hatta sevdiği bir kitapta oturup 2 saat boyunca kalkmadan kitabını okuyabiliyor. Ben onun hiç dikkat etkisi olduğunu düşünmüyorum. Sebep şu, bir kere araba sürmek, sevdiği bir kitabı okumak, bilgisayar oyunu oynamak, PlayStation oynamak bunların hepsi beynin arka tarafıyla alakalı. Bu çocuklarda beynin arka tarafındaki dikkat probleminde hiçbir şey yok. Gayet iyiler hatta. Ama esas ana problem beynin sağ ön kısmında. Bu kısım ise sevilmedik ama monoton bir işi sürdürebilme yetisiyle ilgilidir. Dikkati bir noktadan başka bir noktaya taşımakla alakalıdır. Basitçe bir araba sürüyorsunuz. Yol boyunca tüm dikkatinizle sürmüş olduğunuz araba işi genelde beynin sağ ön kısmıyla alakalıdır. Arka kısım ise yanınızdan geçen kırmızı bir arabayı, aa yanımdan kırmızı bir araba geçti deyip geri işinize dönebilmekle alakalıdır. Ama dikkat eksikliği olanlar o kırmızı arabaya dalıp gidebilir. Hele hele bir de süreç uzamış 500 kilometre bir yolun son 50 kilometresine geldilerse bu daha da artabilir. O yüzden hiperaktif ve dürtüsel olanların özellikle buradan ricam lütfen son 100 kilometrede bu insanlar erişkin hayatta daha da dikkatli olmaları lazım. Çünkü sıkıldıkları için hız yapmaya başlarlar. Çok doğru. Sıkıldıkları için bir an evvel bitsin diye basarlar sabırsız oldukları için. Çocukluklarında da sabırsızdır o kişiler. Yani hiperaktiviteyi sadece bir ders konusu olarak lütfen kimse algılamasın. Çünkü beynin sağ ön kısmında. Dolayısıyla monoton bir işi sürdüremez bu çocuklar. O yüzden dersin başından kalkar ama PlayStation'ın başından 5 saat kalkmaz. Hem de dünyadaki sıralamada rekorlar kırarlar. O yüzden... bu farkı bilmek gerekiyor. Psikiyatri aktiviteyi kesin kes aynı şeyle koymamak lazım. Ama dediğim gibi daha önceden bunları fark edebiliyorsa anne babalar muhakkak yardım almalarında yarar var. Her yerde bir psikiyatri var. Her bağlı oldukları kurumda. Bizlerin amacı sadece bu tip programları sizlerin sayesinde bunları insanlarımıza aydınlatabilmek, farkındalık sağlayabilmek. Çünkü hayatta hiçbir şey fark etmeden değişilmiyor. Demin ben buraya girdiğim zaman
birisi burada bir leke var, peçete getirdim dedi. Dişimi fırçalarken buraya dökmüşüm ve gerçekten hemen onu sildim. Ama eğer onu bana bir kişi hatırlatmasaydı ben ona bakmayacaktım ve onu fark etmeyecektim ve silmeyecektim. Doğru. Fark ettiğim için sildim ve değişti o renk. Dolayısıyla ya sizler yüzden, de bunun için varsınız. Yani biz fark edeceğiz. Elimizden geldiği kadar bizler de bir şeyleri ailelere ve annelere fark ettirmeye çalışıyoruz. Ama terapist olmak onun boğazına sarılıp bak burada bu var demek değil. Bazen hatta görseniz bile kapıyı tıklatmadan kimsenin hayatına giremeyiz. Bize kimse psikiyatrist veya terapist olduğumuzda insanların özel hayatlarına sonsuz müdahale edebilme ve sorular sorabilme yetisini vermiyor. Doğru. O yüzden de terapide hatta bazen gördüğümüzü kişi hazır olmadığı için onu önce hazırlamaya çalışırız. Her şeyde bu hazırlık ortaya çıkıyor sevgili izleyiciler. Dönüp dolaşıp biz hazır mıyız, biz neyi farkında mıyız'a geliyoruz. Dolayısıyla da hazırsak ona göre tedavisi de mümkün. Yalnız şöyle bir şey duyuyorum çoğu arkadaşlarımdan. İlaç tedavisi nasıl? Çünkü biraz böyle insanı rahatsız ediyor o ilaç tedavisi. Yani ilaç verilmesi böyle bir korkutuyor insanı açıkçası. Biraz da bundan bahsedelim mi? Çocukları ilaçla işte uyuşturuyorlar, böyle beyinleri uyuşuyor falan gibi şeyler de duyuyorum açıkçası ama bunu ben özellikle de birazcık şöyle bir kavurayım. Ondan sonra size soracağım. Bir yandan da stüdyomuzda bir konuğumuz daha var. Sevgili Günhan Kara bizlerle birlikte bize muhteşem bir şekilde harika bir ürün tanıtacak. Birazdan hemen tanıtır mı sevgili izleyiciler? İster misiniz? Hemen Günhan'cığım nasılsın? Teşekkür ederim. Merhabalar sevgili hanımlar. Biliyorsunuz Ramazan ayında mutfağa daha sık giriyoruz. Yemek tarifleri elimizde fazlalaşıyor. Kısa zamanda daha fazla yemek hazırlayabilmek için mutfağınızda artık güzel bir sağ kolunuz, güzel bir yardımcınız var. Brown altısı bir arada. Brown altısı bir arada malzemelerinizi hazırlarken, yemeklerinizi yaparken sizin kendisi küçük, marifetleri büyük yardımcınız. Kıyar, doğrar, karıştırır, ezer, çırpar, püre yapar, taze taze saklarsınız. Brown'un pek çok üstün özelliği var. Motor gücü çok önemli. Üzerindeki devir ayarları sayesinde dilediğiniz malzemeyi dilediğiniz boyda doğrayabiliyorsunuz. Yani soğanınızı isterseniz yemeklik, isterseniz köftelik boyda kıyabiliyorsunuz. Efendim gövdeden kolayca ayrılabilme özelliği var uçlarının. Bu gövdeyi dilediğiniz aparatı çalıştırmak üzere kolayca çıkartıp takabiliyorsunuz. En önemli parçalarından bir tanesi sıçratmayan çelik uç efendim. Kaynar çorbalarınıza bile güvenle sokup istediğiniz kıvama getirebiliyorsunuz. Son derece hijyenik. Rendeleme dilimleme bıçakları sayesinde yine her türlü malzemenizi kolayca dilimleyip doğrayabiliyorsunuz. Ve şimdi yeni bir modelimiz daha var. Artık Brown el blender ile hamur yoğurabiliyorsunuz. İftar sofralarınız için her türlü börek hamurunu, kurabiye hamurunu, dilediğiniz tatlı hamurlarının malzemesini koyup sadece düğmeye basmanız yeterli. Siz de mutfağınızda Brown'a küçük bir yer açın. Modern Pirinç. Özlediğiniz lezzet. Sevgili izleyiciler, Gülhan'a tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada böyle bir neredeyim acaba diye bakıyorum. Ama psikiyatrist ve psikoterapist Doktor İbrahim Bilgen'le çok güzel de sohbetimiz reklam arasında da devam etti. Şu ilaç mevzusu gerçekten çok önemli. Sizlerden de inanılmaz mailler gelmiş. Onun üzerine ben hemen tekrar soruyorum. Acaba hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde çocuklara ilaç vermek şart mıdır? Söz sizde. Ben helvayı kavurmaya devam ediyorum. Ve şerbetini de kaynattım, reklam arasında kenara koydum. Şimdi hemen şerbetini de koyacağım. Ama tabii ki İbrahim Bey'i de dinleyeceğiz. Evet, ilaç şart mıdır? Yani bu gerçekten şu an tüm anne babaların genelde izleyenler varsa en çok merak ettikleri. Hatta herkesin biraz daha böyle kafasını geri atarak dinlemiş olduğu bir konudur. Ama şunu söylemem lazım bir konuşmamın başında. Eğer bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya sadece dikkat eksikliği bozukluğu varsa kesin ilaç tedavisi olmadan bir tedavide başarılı olabilme ihtimaliniz çok düşüyor. Eğer kalkıp da böyle bir durum varsa, çünkü bu çocuklarda normalde beyinlerinde hiperaktivite ve dikkat eksikliği olanlarda kesin kes iki maddenin eksikliği var. Ama bu yapısal bir eksiklik değil. Bir yerde olması gerekli olan madde daha dağınık bir şekilde başka yerlerde diyebiliriz. Yani beynin sağ ön kısmında problem var demiştim ve bu bölümde iki madde eksik. Ve bu iki madde olmadığı için çocuk sürekli olarak bir işi yapamıyor. Yani bu çocuklar bir sınava başladıkları zaman ilk 5-10 dakika eğer 100 dakikalık sınavı 5'er dakikalık aralıklarla her gün ÖSS alıp da yapsaydı veya SBS sınavı bu çocuklar çok daha başarılı olur. Ama problem 100 dakikalık sınavın ilk 10 dakikası ile son 10 dakikası arasındaki çocuk çok farklı. İlk 10 dakika süper yapar, sonlara doğru sıkıldığı için atmalar başlar.
tamamen dikkat dağılır ve acayip acayip yanlışlar çıkmaya başlar. O yüzden ilk başladığı 10 dakika gibi tüm sınavı götürebilmek için ilaç tedavisi gerekiyor. Ama ilaçla ilgili yok. En büyük yanlışlar. 1. Büyüme gelişmeyi bozuyor. Ben tamamen şu an bu söylemiş olduğum bilgiler bizim A grubu dergisi dediğimiz American Journal of Psychiatry, Adolescent Child Psychiatry, British Journal gibi tamamen A grubu dergilerde çıkan yayınların sonuçlarına göre söylüyorum. Hı hı. O yüzden lütfen kimse internete girip de magazin haberleri veya tamamen taraflı internette yapılan bu tip yanlış yönlendirmeler aileleri çok negatif etkiliyor. Bence buna da bir düzenin getirilmesi gerektiği kanısındayım. Kesinlikle. İnsanlar tamamen internete giriyor. Hele hele psikiyatri ise sağına sonuna sormaktansa niye çocuğumla ilgili bir şey gidip sorayım, en güzeli benimle beraber kalır deyip psikiyatriyi daha fazla hem de internetten araştırıyorlar. Ve baktıklarında işte şöyle diyor. 1. Büyüme gelişmeyi bozar. 2. Kısırlık yapar. 3. Kokainle aynıdır. Bunu kullananlar uyuşturucu bağımlısı olurlar. Allah hangi Allah. Anne baba bu haberleri okuduktan sonra kalkıp da ilaç kullanabilir? İmkanı yok. Doğruluk payı yok o zaman. Kesin kesiyor. Kesin kes. Buradan söylüyorum. Lütfen bunlara inanmasınlar. Hı hı. Kesin kes. Uyarıcı grubu ilaç olduğu için bu tip ilaçlar bağımlılık falan kesin kes yapmaz. Yalnız hiperaktif olabilen çocuklarda yapılan çalışmalarda eğer hiperaktif diyor, dürtüselse, aşırı hı hı. hareketli, agresif, şey, bunlar da uyuşturucu kullanımı 15 yaşına geldiğinde daha fazla oluyor. Erken sigara içme daha fazla oluyor. Ve bu çocuklar çocukluklarında tek bir ilaç olan, ismini söylemek istemiyorum, o dikkat eksikliği ilacını kullanıyorlar. Evet, o ilacı kullanırken demiyor da oradaki haber şunu söylemiyor. Şunu demiyor, taraflılığa bakın demek istiyorum. Hiperaktivitesi olabilen çocuklar uyuşturucu bağımlısı oluyorlar demiyor. Hiperaktif çocukları kullandığı ilacı alıyor, onu bırakıyor. Bu ilacı kullananlar uyuşturucu bağımlısı oluyor. Tamamen taraflı bir şey. Alakası yok. Zaten hiperaktif olan çocuklarda uyuşturucu kullanımı ileride daha yüksek. O yüzden çocukluk döneminde bu tip tedaviyi yaptırmaları hiperaktif olan çocukların da bu tip yanlış yönlere gitmesini engelliyor. Ama bu ilaç kullanımı neyi sağlıyor? Ne oluyor da ilaç kullanımında ne oluyor da bu çocuklara tamamen düzenli? Sabahleyin inanın bir anne aradı beni. Ve bu annenin, sabah mı? Evet. Bu iki çocuğu var. İkisi de büyük. 18 yaşında biri de 21 yaşında. 21 yaşındaki çocuk Türkiye'nin en büyük okulunu dereceyle kazanmış olan üniversiteyi bir beyin. Ama çocuk şundan şikayetçi. Ben programlar ve organizasyon yapamıyorum. Zamanımı ayarlayamıyorum. Zaten bu çocukların en büyük problemi de otobüslere sabahları anneleri hadi oğlum, hadi kızım, hadi oğlum deyip arkalarından zorla otobüse bindirirler. Otobüs şoförleri Allah artık da illallah etmiştir. Hep geç kaldıkları için, hep hareketli oldukları için. Bir türlü yetişemezler. Ve programlama sorunu vardı ve biz bu çocuğa tedavi başladık. Yaptığımız testlerle de zaten bunu net bir şekilde algılıyoruz. Test deyince herkes artık ödü kopuyor. Yani sinirleniyor herkes. Testten böğürtlemiş vaziyette herkes. Ve bizim yaptığımız testte tamamen çocuğun ileride hangi tip soruları yapamayacağına varana kadar bir teşhis yapabiliyoruz. Ve net bir şekilde orada çocuk da anne de baba da tamamen evet benim çocuğumda bir şey varmışı algılayabiliyor. Ve buradan tamamen yapılan bu testten sonra çocuk da bunu algılamıştık ve tedavisine başladık. İnanın. Hı-hı. Hayatım değişti diyor. O kadıncağız herhalde bugün benim almış olduğum yani duayı herhalde en içten şekilde yaptım. Ben de hatta taksideydim. Taksiyon sürdüm. Herhalde bizim mesleğimizin en güzel tarafı dedim. Hiçbir şekilde maddiyatı hiçbir şey değil. Ama şu hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir şey. Gerçekten. Doğru. Bunu ben yapıyorum diye söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu erken teşhis olabilen, tedavisi çok kolay. Her arkadaşımın rahatlıkla yapabileceği bir tedavi yöntemi benim yaptığım. Öyle üstün bir şey de yapmadım. Ama sadece tespit edebildik, anlatabildim. Ben şu an en önemli işi yapıyorum sayenizde belki. Şu an çoğu insana bunları fark ettirerek, anlatarak, belki yarın başka bir yere, kendi kurumunda bir yere gittiğinde çocuğunda büyük değişiklikler olabilecek. Değil mi? Ne güzel. Ama lütfen sadece 2 dakikada görülebilen ve 2 dakikada al bu ilacı denediğinde kimse ilaç kullanmıyor. Bunu da kendi arkadaşlarıma, kendi meslektaşlarıma da söylüyorum. Hı hı. Çünkü insanlar zaten bize geldiklerinde Allah ilaç mı verecek benim çocuğuma diye zaten geliyor. Ve o kişiye bu ilacın ne işe yaradığını, niye ilaç kullanıldığını, ne için gerek olduğunu o anne babaya tamamen ispat eder gibi, bir dedektif gibi kanıtları o kişiye göstererek yapmadığımız sürece o ilaç kullanılmıyor. Rafta kalan bir ilacın da hiçbir şekilde yararı olmuyor. Peki bu arada ben hemen malzeme listesini saysam, bu konu çok önemli bir konu. Hızlı bir şekilde ben tavuğu pişirmeye başladım ama şöyle çorba da hazır. Çin usulü tavuk için gerekli malzemeler nelermiş? Hemen bir sayalım bakalım nelermiş. 300 gram kuşbaşı tavuk kanadını kullanıyoruz ve hemen 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve 100 gram az önce bahsetmiş olduğum, biliyorsunuz fasulye vardı, fasulyeyi kaynattım ve ardından da soğuk suya koydum. Kuşbaşı tavuk kanadı dedim değil mi sevgili izleyiciler, kafamı toparlayamıyorum bugün, oruç başıma vurdu herhalde. Tavuk kanadı kullanıyoruz.
300 gram tavuk kanadı, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 100 gram taze fasulye, 4 diş sarımsak, 5 adet taze soğan, 1 adet kırmızı biber, 3 çorba kaşığı soya sosu, toz zencefil ve 1 adet kırmızı biber kullanıyoruz. Eğer kırmızı biber yoksa kullanmayabilirsiniz ama kırmızı biber de hem çok fazla vitamin ve renk açısından da çok güzel gözüktüğü için kırmızı biberi de kullanmak istedim. Fasulyeleri de 7 dakika haşladıktan sonra soğuk suyun içine aldım yeşil rengini korusun diye. Şimdi tavuk kanatlarını şöyle biraz çevireceğim, baharatlandıracağım. Zencefille birlikte ve sarımsakla birlikte ezerek pişireceğim. Çok kolay, dediğim gibi eve geldiğiniz hızlı bir şekilde dolabınızda tavuk kanadı var. Biliyorsunuz uzmanlar yaklaşık 3 günde bir ya da haftada 3 gün mutlaka beyaz et tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz de uyguluyoruz ve hemen şimdi hızlı bir şekilde siz de iftara yetiştirmek istiyorsanız yemeğinizi tavuk etlerini zeytinyağında böyle çıtır çıtır oluncaya kadar sarımsaklarla birlikte, içine de sarımsak atıyorum, sarımsaklarla birlikte güzelce pişireceğiz. Tabii ki bu arada biraz da zencefil atacağım çünkü zencefil bir takım baharatlar şöyle kaynadıktan sonra, kavrulduktan sonra daha çok aromasını ortaya çıkartıyor. Şöyle zencefille birlikte birazcık kavuracağım. Daha sonra biberlerini, soya sosunu ilave edeceğim. Yapmamız gereken sadece bu. Hepsini güzelce karıştıracağız. Şöyle zeytinyağında pişireceğiz. Ve helvamız da güzelce demleniyor. Çorbamız da oldu. Bakın çorbayı şöyle bir göstermek istiyorum size. Patates çorbası. İçinde kıvırcık yapraklarıyla muhteşem bir lezzet oldu. Bol isterseniz kırmızı biber de koyabilirsiniz içine. Ama çorbamızın patatesi de gayet güzel pişti. Hatta altını şöyle birazcık daha yakacağım. Evet, şimdi yetişkinlerdeki sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü hep çocukluktan itibaren gelen sorunlar var dedik ama bir de şunu merak ediyorum. Okullar açılacak. Çocuklar, dikkat eksikliği olan çocuklar veya süper aktivitesi olan çocuklar ya da ailelerince çok şımartılmış çocuklar diyeyim, her istediği yapılmış çocuklar düzgün bir şekilde kendilerini konsantrasyonunu sağlayıp öğrenebiliyorlar mı sizce? Odaklanabiliyorlar mı? Bunu en iyi şekilde test edebilecek olan evde veliler ve öğretmenler. Değil mi? Yani öğretmenler bu konuda bizim en büyük şeyimiz. Yani öğretmenler çocuklardaki problemin ne olduğunu ailelere söylüyor. Ama anne babalar da bunu maalesef kabul etmiyor. Benim çocuğumda ne var gibi aşırı savunucu, bazen destekleyici. Öğretmen de problemler yaşayabiliyorlar. Ama öğretmenler de bu çocukların adı çıkar 9'a inmez 8'e hiperaktivitesi varsa. Aynen. Benim bir çocuk vardı. Evde hasta, müdür evi arıyor çocuğunuz camı kırdı diye. Yani ciddi söylüyorum bunu. Yani, ve o okuldan aldılar sırf bu için artık yeter diye. Hasta olarak tabii ki. Yani bu kadar derecede çocuktan ne olsa çocuktan biliniyor. Bu da yazık. Yani ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Şimdi ilaç kullanıp kullanmamayı demin söylüyorduk. Yani ilacı kullanmadığınızda çocuk ne kaybediyor? Bir, kendine güvenini kaybediyor. Yalnız kalıyor. Eğer hiperaktifse, oyunu bozduğu için elinde olmadan çocuk aşırı hareketli olunca arkadaşları yanına almıyor. Bu çocuklar yalnız kalmaya başlıyor. Doğum günü partilerine çok çağırmıyorlar. Diğer anne babalar o çocukla görüşmeye varabilene kadar kendi çocuklarına yanlış yönlendirebiliyorlar arkadaşı için. Ve bunun gibi o çocuklar tamamen hayatlarında yalnız kalırlar. Dikkat eksikliği olabilen bir çocuk ise çok iyi niyetli, hiç hiperaktivitesi yok, sessiz sakin ama dalıp gidiyor. Ne oluyor? Derste oturuyor, arkadaşının kalemi yere düşüyor, onu takip ediyor. Bakıyorsunuz hoca ders anlatmış, ilerlemiş. Onun arkasından koşuyor, trenin yakalıyor neyse. Sonra bir bakıyor, göğsünde bir çiçek var hocasının. Al diyor, bu dün akşamki diyor, şu dizildeki diyor, bilmem kimin göğsündeki çiçeğin aynısı, o dizide de şu olmuştu derken bir dalıyor diziyi düşünmeye, ders gitti. Eyvah eyvah. Bakıyor ki tren artık sonsuz bir uçta yetişecek gibi değil. Bu sefer kalkıyor, artık bu 30 dakika nasıl geçer? Ya sağındakiyle uğraşıyor, veya yatıyor, veya dalıyor, düşünmeye dalıyor. Sonra öğretmenler diyor ki, hiçbir çocuk ders dinlemiyor. Bakın, çocuk kesin kes bu rahatsızlık yüzünden hayatında kendine olan güvenini, dışlanmayı, yarın bir gün kapasitesi çok zeki çocuklar ama dikkati olmadığı için de bu işi yapamıyor. Kesin kes bu durumda aileler iyi düşünmeli. Bir ilaç kullandığında bunların büyük bir kısmı tamamen düzeliyor. Tamamen normal hale geliyor. Bir okuma gözlüğü gibi düşünmek lazım bir taraftan. Efendim hayatı boyunca geçmiyor. O zaman hep ilaç mı kullanacağız? Değil. Önce bir kullanın, bir görün farkı. Ondan sonrasında bunlara bakmak lazım.
Ama evet, bu ilaçlar bir okuma gözlüğü gibidir. Nasıl normal hayatta ihtiyacımız yok, göremediğimizde okuma gözlüğümüzü takar gazete okur ve rahatlarız. Hı hı. Bilgiyi beynimize geçiririz. Bu çocuklara dikkat olmadığı için belli zaman sonra, 5. dakikadan sonra göz ilerler ama sayfalar ilerlese bile aklına bir kelime bile girmez, öylesine ilerler. O yüzden genelde bu tedavide bunları kullanmaları gerekiyor. Efendim, artısı eksisini iyi düşünmek gerektiği söyleniyor. Biz zaten inceleme yapmadan çocuğa hiçbir şekilde ilaç başlamıyoruz. Onlara başladıktan sonra hiçbir zararı yok ama kendine güvenini kazanıyor. Yarın bugün ben yapabiliyorum, başarabiliyorum gibi gelişiyor. Ve dün gelmiş olan yine bir çocuklar, anne ve abla, abla çok başarılı ama çocuk dikkat eksikliğinden sürekli eziliyor. Anne diğer kardeşlerle sürekli onu kıyaslıyor. Daha konuyu anlatırken çocuk dokunduk ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yani anne de çok şaşırdı. Ama gerçekten işte dedim ya, bu şekilde etkileniyor bu çocuk. Ne hakkımız var buna? Efendim benim çocuğum ilaç kullanmayacak. Tamam, sizin çocuğunuzun ayağı kırık ve hayatı boyunca kalkıp ayağı kırık olduğu için çok da iyi bir futbolcu olabilecekken ama sırf bunun için topa vuramıyor ve insanlar onu yuhluyor. Yuhluyor, bir de kalkıp çocuğun ayağı iyi olsa bile yarın bir gün sahaya çıktığında insanlar ya beni yuhlarsa diye kalkıp artık orada strese giriyor. Bunun adına sınav kaygısı diyoruz. Ben hiç inanmıyorum bu işe. Çoğu sınav kaygısının altında bence dikkat eksikliği yatıyor. Yanlış yönlendirmelerimiz, anne babalarımızın geçmişte yapamadığı hırslarını çocuklarından aşırı miktarda bekliyor olmaları gibi çok sayıda faktör etkiliyor. Bunlar çocukların sıkıntısına çok büyük bir. Eğer bir rahatsızlık varsa tedavi edilmeli. Bizim yaptığımız işte de anne babaya da terapist olarak da ben aynı şeyi sadece ilaç olarak değil, aile dinamiklerinde hatta anne babayla bile çocuğu çıkarıp terapiye devam edebiliyorum. Çünkü o anne babanın davranışı benim evde verdiğim ilaçla hiç alakası yok ki. Ne ilişkiniz var ilaçla? Evde anne baba kavga ediyor, baba alakasız veya baba hiç aramıyor. Anne baba ayrılmış, baba 5 yıl geçmiş hala çocuğunu aramıyor. Ya bunlar çok önemli şeyler. Tabii büyük bir travma aslında bunlar. Bir yetişkin için. Yani peki sadece olayı bir... Şu anda çocuklar birdenbire değişiyor. Yani hani 11 yaşına kadar ya da 7 yaşına kadar dediniz değil mi birçok şeyi? Kişinin büyük bir kısmı 6 ay. 6 ay? 6 yaş. 6 yaşına kadar %80 kişilik gelişiyor. O da büyük bir şey. Yani şimdi 6 yaşını geçirmiş olan ve birçok hatalar yapmış olan anne babalar ne yapacak? Yani... Bakın tekrar söyleyeyim. Biz felaket senaristi değiliz. Hayatınız boyunca kalkıp ben elime bir çekiç alayım, şu masaya bir kez vurayım, benim bu masa üzerine yapmış olduğum darbe o kadardır. Ama ben aynı noktaya 100 kez, 1000 kez vurayım, bunun farkı farklıdır. O yüzden çocuklarımıza karşı davranışlarımızda 1-2 tane yapılan yanlışlıklar, 3-4 tane yapılan yanlışlıklar, büyük travmalar yoksa, taciz, farklı konulardan var, bunlar büyük travma. Bunlar yoksa, basitçe yok efendim bağırmış, yok kardeşiyle çocuğunu kıyaslamış. Bunlar çocuk üzerine büyük bir etki yapmaz. Çocuklar fidan gibidir. Anında eğilir, anında toparlayabilirler. Ama 100 kez siz aynı hatayı, aynı şeyi sürekli yapıyorsanız o çocuğun kişiliğinde artık darbe kalıcı kalır. Hayatı boyunca onu taşır. Yengeçlerin bir kabuk değiştirmesi vardır. Öyle bir dönemde yengeç kabuk değiştirip darbe aldıysa hayatının sonuna kadar o kabuk öyle darbelik alıyor. Aynı şekilde çocuklara da 100 kez aynı darbeyi vurduğunuzda artık o kişiliğinde ömrü boyunca gidiyor. Sonra da bu kişi evleniyor. Evlenince bunun farkını, faizini çocuklarından ve eşinden çıkarıyorlar. Zincir gibi birbirine bağlı diyorsunuz. Öyle yani. Yani psikiyatri böyle. Yani gerçekten. Psikoloji böyle. Bunu kalkıp ayırmak çok doğru değil. Stigmatik ve tanısal bir yaklaşıma hiç katılmıyorum. Yani sizde bir depresyon var, sizde dikkat eksikliği. Herkesin depresyonu, herkesin dikkat eksikliği nasıl hepimizin parmak izi farklıysa, herkesin de çok çok farklıysa. O yüzden önce o insanı ve o aileyi tanıyıp anlamak, sonra tedaviye başlamak lazım ki bence bilişsel davranışçı cognitive behavioral terapinin en güzel tarafı da bu. Biz bir insandan, biz hastalarımızdan çok şey öğreniyoruz. Ben danışanlarımdan da çok şey öğreniyorum. Çünkü o insanın neden bir sıkıntısı olduğunu anlamak lazım. Evet, size bir depresyon var değil olan. Önce o depresyona niye gelmiş? Hayatında ne gibi engellemelerle karşılaşmış? Acaba bu insan hayatta ne umut ediyormuş da umutların hiçbirisi olmamış? Acaba bunun için yeteri kadar çaba sarf etmemiş mi? Yoksa hayat ona böyle yapmış ve bırakmış mı? Ve varana kadar. Peki bir şey daha soracağım. Çocuklarımızın üzerinde her şeyi olumlu bir şekilde konuşmak. Mesela sen iyisin, bardağın dolu tarafından bahsetmek. Sen çok iyi bir çocuksun, sen çok çalışkan bir çocuksun. Yani hatalarını görmeden sürekli onları övmek nasıl bir şey olur sizce? Bu çocuğa yani... verdiğiniz şema, yani şema şudur. Çocuğa vermiş olduğunuz bir ileti, devamlı bu şemayı veriyorsanız çocuğun kişiliği de böyle gelişiyor. Demin söylemiş olduğum örneği. Burada verdiğiniz şema mükemmel ol.
Öyle mi? Tabii. Çocuğu hiçbir şekilde kötü bir tarafıyla yüzleştirmiyorsun ki. Sürekli olumlu tarafını yüzleştiriyorsun. Yarın bir gün bu çocuk gitti ve bir öğretmene girdi. Öğretmen dedi ki sen asla bu kadar yetmiyor ve bunu yapamıyorsun. Bu sefer o çocuk öğretmeni sinirleniyor. Beni alın bu okuldan diyor. Öğretmen de, aile de sinirleniyor. Çünkü kendi gibi davranmıyor öğretmen. Çünkü ailesi çocuğa mükemmel. Hayatı dünya değil de Jüpiter'de bir hayat tanıtıyoruz çocuğumuza. Varsa bir dünya hepimiz oraya gidelim. Yapılacak en büyük yanlış. Hayatta her zaman iyi de var, kötü de var. Hayatta kazanmak da var, kaybetmek de var. Başarılı olmak da, başarısız olmak da var. Ama biz anne babalar başarılı olmak ve başarısız olmayı kendi içimizde hazmedemediğimiz için bunu sanki çocuklarımıza varmış gibi öyle güzel anlatıyoruz ki. Hayır, sen önce bir aynaya bak ve aynaya baktığında sen ne kadar başarı ve başarısızlığı tolere ediyorsun. Çocuğun bunu senden öğrendi zaten. Doğru. Herhalde sokaktan öğrenmedi. Doğru. Hırslı olmayı da senden öğrendi. Çok fazla eleştirmek de doğru değil. Kesinlikle. Çok övmek de doğru değil. Ya her bunun sınırı yok. Yani kalkıp da efendim işte ameliyat yapar gibi işte sağdan al damarı bağlı oradan çık bunun gibi bir şey değil. Hı hı. O bile çok zor bir iştir. Her cerrah içinde farklı bir tekniği vardır. Ama psikiyatri bizim bildiğimiz psikiyatri bir dedektif gibidir. İpuçlarından biz sonuca gideriz. Hiçbir şekilde sonuçtan ipuçlarına gitmeyiz. Biz gelen bir insana kafadan aa evet bunda şu var diyemeyiz, dememeliyiz. Kesinlikle öncelikle onun ne olduğunu anlayıp anladıktan sonra o kişiye bunu anlatıp nasıl bir tedavi uygulayacağımıza bakmalıyız. Bu aynı şekilde eşler için de geçerli. Çocuklarımızla konuşurken de geçerli. Çocuğumuza daha anlamadan kendi kafamızdaki düşüncelerle gördüm ama kalkmış ufacık aklıyla bana katlısını yapmaya çalışıyor düşünmeyin. O çocuğu bir dinleyin. Yanlış da olsa dinlemeyi kendi içinizde bir tolere etmeyi öğrenin. Biz ama anne babanın olmalı. Kendi içimizdeki o aşırı yaş farkı ve boy farkımızı bir aşırı bir farkmış gibi algılayıp çocuklarımıza her şeyi yaptırmaya çalışıyoruz. Halbuki o çocuğun dediğinden öyle büyük şeyler öğrenebilirsin ki. Çocuklar duygularını çok güzel söyler. Doğru. Aradığım zaman sorun. Ben öyle derim. Ben işle ilgili bir şeylerimi bile çok büyük bir sorun değilse, çocuğu etkilemeyecekse fikir alabilmek için inanın kendi oğluma bazen danışırım. Çok ciddi söylüyorum. Yerine göre kalkıp bir fikir söyler kendi ufacık şeyde ve benim için belki bilerek söylememiştir ama bende 1000 tane şeyi zeyran ediyor. Anında ataklara getiriyor kafamı. Yani kendinizle ilgili hiçbir şey yapmayın. Bugün herkes akşam eve geldiğinde benim bir şeyi bu. Bir saatlik konuşmanın bence önemli kısmı o. Herkes eve gelsin lütfen. Şöyle bir şey yapsın bir pazar. 3 dakikalarını almaz. Televizyon her şeyi kapasınlar. Çocuklarını toplasınlar anne baba çocuklar kim varsa. Herkes birbiri hakkında bir tek kötü tarafını söyleyecek. Ama diğer kişiler bunu alıp cebine koyacak. Kimse savunmaya girip ama ben böyle yapıyorum sen de böyle yapmışsın demeyecek. Ya da bir ben hafta, senin için yaptım aslında bunu falan. Ya sadece benden ne isterdin? Ben niye yapmıyorum kızıma bir sorabilsinler. Kalpleri var ya bir anda 60'tan 100'e çıkacaktır o annenin. Acaba benimle ilgili ne kötü şey söyleyecekti? Zaten o an fark ediyor. O biliyor ama onunla yüzleşmiyor. Her şeyi çocuklar kötü yapmıyor. Esasında bizler de yapıyoruz ve onların yansımasını da çocuklarımız yapıyor. Sonra da bunları çocuklarımız yapıyormuş gibi onların üzerine kollarını atıp doktorlara götürüyoruz. Yok böyle bir şey. Bu az bahşiş verip çok büyük itibar görmeyi beklemeye benzer. Yani. Valla süper bir uygulama. Keşke her akşam yapabilsek. Ben bunu her hafta bazen yani 2-3 hafta kadar sürdürdük. Herhalde biz de tolere demedik bu işi bıraktık eşimle. Yani ben topladığımda gerçekten söyleyin eşime de bunu soruyordum. Kendim de çocuğum da aynı şekilde. Ve süreççesi öbür hafta bunu ne kadar yapabildiğimizi tekrar test ediyorduk. Bu hafta tekrar birbirimize isteklerimizi söylüyorduk. Ya bu hafta evet anne sen biraz fazla bağırıyorsun işte şöyle yapmasaydın. Babacığım sen de işte geç geliyorsun biraz daha erken gelseydin. Yeterli tamam koyduk. Bir peki, hafta ne kadar yaptık yapamadık düşünüyorduk. Peki bir de kaliteli zaman geçirmek ne demek onu soracağım ama önce hemen şu yemeği bir servise alacağım. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi harika bir şekilde Çin usulü tavuğumuzu yaptık. Soya sosu koyduk. Soya sosu koymuşken tuz koymayacaktım ama vallahi ben biraz koydum. Şimdi kısacık bir reklam arası. Reklamlardan sonra helvayı da servis yapacağım. Çorbayı koydum. Tavuk hazır. Muhteşem kokuyor. Birazdan buradayız. Reklamlar. Modern Pilç. Özlediğiniz lezzet. Bak internetten adam. Evet sevgili izleyiciler. Biz reklam arasında sohbete öyle devam ettik, öyle daldık ki valla bütün konuları konuştuk bile baştan aşağıya tekrar. Ben de helvalara şekil verdim. İftar sofrasını kurdum. O kadar güzel kokuyor ki helva anlatamam valla. İnanılmaz güzel bir gaziler helvası yaptık. Sizden gelen bir tarifti. Edirne yöresine ait helva sohbetleriniz için harika bir helva oldu.
Çorbamızda patates çorbası hazır. Pidemizi zaten dünden yapmıştık. Ve burada Çin usulü sebzeli tavuk kanatları da muhteşem bir şekilde gözüküyor. O kadar çabuk yaptık ki bir yandan sohbet ederken bir yandan içine koyduğumuz malzemeleri de belki siz fark etmişsinizdir ama fark etmeyenler için hemen söyleyeyim. Taze fasulye koyduk. Sarımsak koyduk. 4 diş sarımsak. Taze soğan, kırmızı biber, soya sosu, zencefil ve sarı biber kullandık. Tavuk kanatlarını hemen zeytinyağında sote ettikten sonra diğer bütün sebzeleri koyuyorsunuz ve harmanlıyorsunuz. Muhteşem oluyor ama tuz koyduğunuzda soya sosu koymayın ya da sıkıyorsanız çok tuz koymayın. Bunu da hemen söyleyeyim. Mutlaka çorbanıza da patates çorbanıza da marul yaprakları ilave edin. İnanılmaz lezzetli olacak. İftarda pişirdiğinizde bana hak vereceksiniz. Evet, doktorumuz da İbrahim Bilgen bize inanılmaz güzel bilgiler verdi. Çocukken hakikaten yaşadığımız şeyler bizi yetişkin olduğumuzda nasıl etkiliyor, bunlardan konuştuk. Hiperaktif çocuklar, dikkat eksikliği olan çocuklar acaba yetişkin olduğunda neler neler yaşıyor, bunlardan konuştuk. Ama bir de çocuğum ben olmadan hiçbir şey yapamaz diyen anneler varmış, mail atmış. Ne diyorsunuz bu konuda? Bu bağımlı kişilik. Esasında çocuğum olmadan benden hiçbir şey yapamıyor demek kadar hayatta çok özür dileyerek söylüyorum. En büyük bence handikap orada başlıyor. Demek ki böyle bir anne hayatı boyunca çocuğu olmadan bir şey yapamıyor. Ben öyle düşünüyorum. Tam çünkü, tersi tabii gibi. Ki, yani biz ayrılma korkusu yaşayan çocukların, bugün sınav korkusu yaşayan, kaygılı, aşırı anneye bağlı, birilerine bağlı, hala onların yanında yatan çocukların genelde ayrılma korkusu yaşadığını düşünüyoruz. Ama ayrılma korkusunu... Güzelmiş gibi geliyor aslında sanki. Ay ne güzel, çocuğum bana bağlı, çocuğum benim yanımda tabii, diye düşünüyoruz. Tabii ama şu var. Ayrılma korkusunu yaşayan çocuk değil. Ayrılma korkusu yaşayan anne. Hmm. Anne çocuğundan ayrıldığında çocuğun başına kötü bir şey gelecek mi? Acaba benden daha iyi hiçbir kimse onu koruyamaz, benden daha iyi kimse bakamaz. Anne esasında stresi içinde tolere edemiyor. Kaygıyı tolere edemiyor. Çünkü çocuğu gözünden ayrıldığı zaman kendi kafasında felaket senaryoları başlıyor. Çocuğum arabamı çarptı, kaçıracaklar. Gazete haberlerinden çok etkilenir böyle insanlar. Ve dolayısıyla çocukların hiç yanlarından ayırmazlar. Hmm. Hayatta güvendikleri iki kişidir. Üç kişiyi de görmedim ben. O da ya kendi annesi ya kendi kardeşi falan. Yani hele kayınvalide falan hayatta güvenmez. Çok nadirdir ya, ben görmedim. Ve dolayısıyla kalkıp da sürekli çocuğun yanından ayırmaz. Çocuk da suratına bakar onun, der ki her annemden ayrıldığında annemin suratı bir garip oluyor. Bu da anksiyete mi dersin, kaygı mı dersin, psikiyatrist olsam diyeceğim der çocuk. Ama herhalde garip bir şey bu. Oysa ben annemin yanından ayrılmamalıyım. Tehlikeli bir şey bu dünya herhalde. Doğru. Sonra biz gün gelir 5 yaşına 6 yaşına gelir anaokula götürmemiz lazım. Götürürüz bu yaptıklarımızı unuturuz. Buyurun deriz, burası anaokulu, burada okul. Hayır bu da öğretmen, hadi asmağım. Yok öyle bir şey. Var mı? Sen yıllardan beri de beni yanından ayırmadın. Her dışarıya gittiğimde böyle yaptın. E ben nasıl olur? Bu sefer çocuk bağımlı olur. Anne babalar diyordur ki ne yapacağız çocuğu 3 yaşında 5 yaşında birine mi bırakalım diyorlar. Bırakmayın. Değil. Bakın bu hayatın, bu hayatın içerisinde ya siyah ya beyaz yok. Bu hayatın içerisinde gri de var. Anneannesinde yani, kalabilir ara sıra. Yani ben kalkıp da şunu da karşıyım. Efendim birisi o gün söyledi televizyonda. Hiç katılmıyorum meslektaşlarına. Efendim bunları akşamleyin kalkıp da Taksim meydanına götürüp bir çocuk orada yok öyle bir şey. Yani otur bir Beyoğlu'na gidin de akşamleyin görün orasındasın. O kadar da değil. Yani tamamen evet ama şuradan Bakkale'ye kadar da gönderebil. Evet yani, yavaş evet, yavaş. Tabii ki bak şuradan de ki hadi oğlum git sen al. İçin, için parçalansa bile bir şey mi olacak der mi diye yok. Zaten sen olmadığında bu çocuk bin tane tehlikeyle karşı karşıya, sen hayatımı nasıl koruyacaksın? Ayakları üzerinde durmasını öğreteceğiz çocuklarına. Evet, kocasından, annesinden babasından bir şey göremeyince ben hayatımı çocuğuma adadım diyor. Çocuğunu kendine bağımlı kılıyor. Gün geliyor o çocuk da doğal olarak evlenmek için Kanada'ya gidiyor. Sonra da annemize depresyonla geliyor. Olmuyor. Doğru. Ya. Neticede doğruları da az çok öğrenmiş olduk bugünkü programımızda. Doktor İbrahim Bilgen'e çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ ol. İyi ki geldiniz. Sağ ol, çok merak. İftar soframızı da kurduk. Helvamızla, tavuğumuzla ve patates çorbamızla bugünkü programımızın da sonuna geldik sevgili izleyiciler. İnşallah not almışsınızdır. İnşallah iftara sağlıklı, mutlu, neşeli, güzel sofralarda sevdiklerinizle buluşup afiyetle yersiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın diyorum. Ne diyoruz? Çocuklarımızı özgür bırakıyoruz ve çocuklarımızı her istediği oyuncağı almıyoruz. Zaman zaman hayır demeyi öğreniyoruz. Bugünlük programdan öğrendiğimiz bilgiler bunlar. Yarın görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sofraları ziyafete dönüştüren dillere destan Mudurnu Piliç. Mudurnu'yu Mudurnu yapan nefasetiyle.